Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Videomuzun e, hani saatlere dakikalara bağlı ama ne zaman yayınlanır ne zaman eder bilmiyorum ama şeyi söylemeyi unutmadım değil mi? Gerçi Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı bitiminde açıkladık ama Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında 10 futbolcu olduğunu söylemiştik değil mi? Gerçi söyledim ben eminim hatırlıyorum. Şimdi Beşiktaş Süper Lig'in 35. haftasında da Kayseri Spor Depresmanı'nda olacak. Tabii ben Kayseri'de yokum. Olsam da gidemiyorum. Ee, ve 10 oyuncu sarı kart sınırında İnşallah Kayseri Spor sinir uçlarına basar da 10 oyuncu birden sarı kart. <laughs> 10 birden sarı kart yer. Ligde son 7 haftada bir galibiyet alabilmiş Beşiktaş. 13 galibiyet, 12 beraberlik, 9 mağlubiyette topladığı 51 puanla 7. sırada. Kayseri Spor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyetle 43 puanla 15. sırada. Aradaki puan farkını yani baktığınız zaman 8 puanlık bir fark var. Biri 7. sırada, biri 15. sırada. Yani yakın iki takımın randevusun. Süper Lig'de iki takımın 42. randevusu. Bugüne kadar 41 kez karşılaşmışlar. 23 Beşiktaş galibiyeti, 10 kez Kayseri galibiyeti var. İnşallah Kayseri Spor galibiyet alamasa da, belki beraberlik alamasa da Beşiktaş'ın en az 7-8 tane futbolcu sarı kart gösterdir. Şimdi Josef sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecekmiş zaten. Aslında işleri de iyice zorlaşıyor işte. Josef olmanca da orta saha yükü iyice zorlaşıyor. Atiba aç insan, Pjanic, Ales Teşkeyra, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Klein, Kain Larin, Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Rozier kart sınırından. Ya inşallah Rıdvan'la Rozier ikisi de sarı kart görürler. İnşallah ikisi kesin sarı kart görür. Kalan da 3-4 kişi daha sarı kart görsün şunların içerisinde. Artık form durumu hangisinin iyi ise onlar görsün de Fenerbahçe maçında bir zahmet oynamasınlar. Zaten e, Domagoj Vida da idmanda sakatlandığı için de yer almayacakmış ama eski Vida yok. Yani eski Vida yok o Serdar Aziz ile birbirlerini tarttıkları. Şimdi Süper Lig'de ne düzgün ki? Bir de o boyut var. Rıdvan Dilmen dün bir açıklamada bulunmuş. Duydunuz mu bilmiyorum. Şok bir iddiada bulunmuş. Yasa dışı dinlemeden bahsetmiş. Yasa dışı dinleme. Bu arada arka fonu inşallah beğendiniz arkadaşlar. Yani ben arka fona aslında bir fotoğraf daha var ya. Bir görsel daha var. Bulabilirsem onu koyayım. O da çok güzel. Ama bulmak mesele ya. Gerçekten bulmak mesele. İnşallah bulabilirim. Çünkü şeydim. De arka fona koymak istediğim fotoğrafı başka bir yere koymuştum. Ee, gerçekten onu bulsam daha iyi. Şimdi yasa dışı dinleme. Bakın. Hocam ne var ki bunda? Ya tapeler mapeler falan. Arkadaşlar her şeyin bir usulü var. Ya dinlemen. Mesela Galatasaray birinde Avrupa'dan men cezası aldı. Avrupa'dan men cezası aldı. Fakat ceza kaldırıldı. Sebep yanlış bir şekilde ceza iletildi diye. Yani cezanın iletilmesi yanlış diye ben cezası aldı. Gerçekten bak şaka yapmıyorum. E inanmayacaklar şimdi ya. Bu şey yani iletim şekli yanlış diye cezadan yırttılar. Böyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'nin şey Rıdvan Dilmen dinleme diyordu. Ya ben o foto görseli başka yere mi aldım acaba? O görsel başka yerde herhalde ya. Neyse sonuç olarak bir ara ekleriz inşallah ya. Ne olacak? Daha yaşımız genç. Şimdi Rıdvan Dilmen diyor ki TRT Spor ekranlarında hem de devletin kanalında diyor. Gerçi devletin kanalı değil milletin kanalı. Görevden uzaklaştırılan hakemlerin yasa dışı ses kayıtlarının dinlendiği iddia edilmiş. Valla benim hoşuma gider böyle bir şey. Ben bazı hakemlerin gerçekten şikeye, şaibeye bulaştıklarını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Belki de bulaşmamışlardır. Bu tip dinlemeler yasal şekilde olur. Dinlerlerse çok daha güzel olur mesela. Merak ediyorum ben ya. Mesela geçenlerde bir hakemle ilgili dediler. Yok işte şuraya gitti. Şuradan arsa aldı. Şuradan gömlek aldı. Bilmem şu yaptı bu yaptı. Eniştesi milletvekiliymiş. Bakandan emir gelmiş. Talimatlamat yönetmiş. Şu olmuş bu olmuş. 500 tane dedikodu 500 tane. Çıksın ortaya açığı. Doğrusu neyse ortaya çıksın. Ya ben bunu isterim açıkçası. Kimse şeyde kalmasın ya. Kimse zan altında kalmasın. Ben o görseli başka yere koydum ya herhalde. Eminim ama bulamıyorum. Şimdi diyor ki %100 futbolda MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. İnandınız mı? İnandınız mı? Gerçekten siz inandınız mı? Önce ben onu size bir sorayım. Siz inandınız mı? Ben inanmadım. MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberleri yokmuş. Yani ben inanmadım. Açık söyleyeyim ben inanmadım. TFF'ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak o tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde yasa dışı dinledik demişler. Ne taraftan bakarsan bakın rezalet diyor. Şimdi hangisine yalan diyor bilmiyorum. Fırat Aydınursa maç verilmemesi hakkında da konuşmuş. Bu arada ben bu açıklamadan şunu anlıyorum. Rıdvan Dilmen derbide maçın hakeminin Fırat Aydınus olmasını istiyor. Ben buradan bunu anladım. Hocam bizim kanal Kadıköy sokak değil mi? Evet o zaman arka fona Kadıköy'ü geçir. Bu da olabilir. Kadıköy çok zor ya. Ha nasıl oldu? Al sana Kadıköy sokak. Stadyumun ortasında Tam köşeden yapıyorum. Diyor ki Fırat Aydınus'a maç verilmemesi hakkında. Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil. Ancak bunca yıldır babanın oğlu olsaydı zaten Fırat Dilmen olurdu. Bunca, <laughs> bunca yıldır Türk Kutbu'nda hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çeliği kimse hatırlamayacak diyor. Sakın. Yani sakın. Gözünü seveyim Rıdvan Dilmen yapma. Sakın. Yani ee, Rıdvan Dilmen'in gazına gelip de şimdi gider bunlar Fırat Aydınus derbi atarlar. Fırat Aydınus ya hani düzgün maç yönetse Fenerbahçe taraftarı diyecek ki çok iyi. Beşiktaş taraftarı diyecek ki Rıdvan seçti kötü maç yönetse Fenerbahçe taraftarı diyecek ki adam zaten Beşiktaş'tı. Bunu niye verdiniz? O yüzden sakın. Evet İsmail Kartal kısmına geldik. İsmail Kartal şampiyon hocaları geride bıraktı. Haber böyle. Şimdi bu bunun bir puan ortalaması olduğu herhalde hepinizce malumdur değil mi? Yani Rıdvan şey İsmail Kartal'ın e, şampiyon hocaları geride bırakmak için ne yapması lazım? Puan olarak daha fazla puan toplaması lazım. Yani rakip şey diğer hocalardan daha fazla puan toplaması lazım mantık olarak. En azından ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu arada burada arka plana şu görseli verelim ya. Burada teknik direktör konuşuyoruz. Şu görseli verelim. Evet. Bu bence iyi oldu. Şimdi Fenerbahçe İsmail Kartal'a son 11 Süper Lig maçında 10 galibiyet elde etmiş oldu. Bir de beraberlik. Ve İsmail Kartal son 4 sezona baktığımızda puan ortalamasıyla şampiyon hocaları geride bırakıyor. Şimdi hangi şampiyon hocaları? Yani Fenerbahçe'deki ilk sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci tırıldı. Biliyorsunuz o meşhur kurşundan mı olayım? Yani o sezon 34 maçta 74 puan toplamış. 34-68 68'den 6 puan fazla. Bu sezon Antalya Spor'la göreve başlayan Kartal Antalya Spor maçıyla herhalde onu demek istiyor. 15 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Toplamda 36 puan kazandı. 2 dönemde 110 puan ulaşmış oldu. 2-24 puan ortalaması yakaladı ve son 4 sezona baktığımızda puan ortalamasıyla şampiyon hocaları geride bıraktı. 2020-2021 sezonunda şampiyon olan e, Beşiktaş, beş Sergen Yalçın'la 2.1 ortalama tutturuttu. Onca destekle. Beşiktaş o sezon 84 puanla şampiyon yapıldı, e, oldu. 2019 20de Başakşehir 34 maçta 69 puan. Okan Buruk 2 puan ortalamasıyla zafer ulaşmış. 2 puan değil lan 2 nokta küsür yapar. 68-2 yapar. 2018-19'da Fatih Terim'de Galatasaray yine 34 maçta 69 puan. O da 2.0 bilmem ne. 2017-18'de Galatasaray Fatih Terim'de şampiyonlar 34 maçta 75 puan. Hani 2.20 puan ortalaması. Bu sezon 15 maçta 36 puan 2.40 puan ortalaması İsmail Kartal diyor ve Trabzonspor teknik Abdullah Avcı'yı dahi geçmiş durumda diyor. Geçemez. Hayır. Silin puan silmesini talep ediyorum Fenerbahçe'nin. Yoksa başımıza iş alırız. Avcı 34 maçta 76 puan aldı. 2-23 ortalama diyor. Yani o kadar bak aynı destek aynı hakem yönetimleri, aynı hakem takdir hakları Fenerbahçe lehine olsun 92-93 puanı falan biz rahat geçeriz. Çok rahat geçeriz. Önümüzdeki sezon hatta aynı destek bize olsun 100 puanı geçer İsmail Kartal. Şansal Büyük A Diyor ki İsmail Kartal ile devam eder. Sevgili Şansal Büyük Ağa Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı maçı değerlendirmiş ve her, her, hangi takımla olursa olsun herkesin de e, neyse teknik direktör gündemini değerlendirmiş. Yazının tamamı tabii ki milliyette bulabilirsiniz ama biz İsmail Şansal Büyük konuşmasını değerleyelim. Koca bir hafta gazete manşetlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus'un Lisbon'da buluşma haberleri vardı. Hoca bir hafta. Medyada bu buluşmanın fotoğrafları da yayınlandı. Haber yalan dolan değildi. Başkan Ali Koç'un alternatif hoca araçları doğaldı. Dinamit koyabilirdi diyor. Bakın. İyi dinleyin. Parmak bastığı yere dikkat edin. Ancak buluşmanın medyada patlaması iş başındaki hoca için sıkıntı oluşturabilir. Güven ve moral duygularının temeline dinamit koyabilirdi diyor. Değil mi? Maç öncesi ben de söyledim. Çok yanlış bir davranış. Fenerbahçe düşmanı gibi hareket edilen bir davranış. Tam konsantrasyon işinin başında diyor. Ancak Gaziantep maçında gördük ki İsmail Kartal tam konsantrasyon işinin başında. Futbolculara baktık. Hırsları, istekleri son derece iyi. Hoca futbolcu arasında gözle görülür bir uyum var. İsmail Kartal ile devam eder diyor. Belli ki hocadan futbolculara saha dışı gelişmelerden saha içinde etkilenen yok. Yani aklın yolu bir. Ali Başkan dolaşır. Jorge Jesus dahil çeşitli hocalarla görüşür. Son noktada İsmail Kartal ile devam eder. Doğrusu da bu diyor. Son noktada dememin nedeni Ali Başkan'ın her kararı son noktada veriyor olmasından demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Şansal Büyük Ağa çözmüş. Gerçekten olayı çözmüş. Ali Koç'u çözmüş. Fenerbahçe dinamiklerini çözmüş. Fenerbahçe'nin bombardımanını çözmüş, Fenerbahçe'nin yapısını çözmüş, yapısal reformunu çözmüş. Fenerbahçe'nin her şeyini çözmüş şansal büyük. Ben İsmail Kartal'ı anlatıyorum. Arkadaş diyor ki İsmail Kartal PR yapıyorsun. Hayır. Ben sizi kaçınılmaz sona hazırlıyorum. Thanos mu geliyor hocam? Yok. Ali Koç. Bizim bildiğimiz Ali Koç ne yapar, eder. Lövle de görüşür. Haberlerini de yaptırır. Hatta hazırlanın. Bilic haberleri falan daha şey yapmadı. Bilic'le de görüşür. Lukescu'yla da görüşür. Ukrayna ligine ara verildi. Tecrübeli hoca takım çalıştırmak istiyor. Çok üzülüyor. Arkadaşlarına diyor ki ben çok üzülüyorum. Takım çalıştırmak istiyorum. Bana takım bulun. Ki hatta kiralı koca formülü. Bunları hazır, şey yapın hazırlanın. Bunları göreceksiniz şekerim. Bunları göreceksiniz şekerim. Bunlara hazır olun. Kiralı koca formülü. Ukrayna'da Rusya ile süren çatışmaların ardından Ukrayna Ligi'nin önümüzdeki sezon oynatılmaması gündemde. Hal böyleyken işte Rumen teknik adamın kendisini hazır tutmak, diri tutmak için takım araçlarına başladığı duyuruldu falan. Hazırlan. Bak Lukescu'yu da duyacaksınız. Bilic'i de duyacaksınız. Daum. Fenerbahçe'de gündem Daum. İşte İsmail Kartal olmasa da Daum gelse İsmail Kartal teknik direktör, Daum sportif direktör nasıl olur acaba? Bir düşündüm de, bir düşündüm de diyecekler. Bunlara hazır olun. Bunlara hazır olun şekerim, bunlara hazır olun. Bunların hepsine hazır olun. Bak ben size bir görsel sunacağım. Ben size bir görsel sunacağım. Bir dakika. Görsel geldi değil mi ekrana? Bak, böyle. Şu görseli gördünüz mü? Şu görsel. Bak şu görsel. Mert Hakan. Hani şey için söylemiyorum. Böyle ee, kendince bir espri yapmak için falan söylemiyorum. Hocam ne olacak? Gol attıktan sonra herkes herkese sarılır. Abi bu görsel aslında hocam Nazım'ın kolu kopmuş. Onu mu diyorsun? Yok. Bu görsel takımdaşlığın ne kadar arttığını göstermiyor mu size? Yani sadece bu görselden bahsetmiyorum. Bunun gibi size yüzlerce belki binlerce görsel sunarım. Takımın sahadaki oynadığı futbol, oynadığı oyun. Al. Nazım da bana bakıyor. Ne bakıyorsun lan? Hayırdır mı? Hayırdır oğlum? Ne bakıyorsun? Bak. Hocam Rossi de başına yemiş öne gidiyor. Üzülüyor. Abi. Bak. Gustavo. Dün maç öncesinde birçok arkadaşımız Gustavo var. Kesin yenildik. Seri gitti. Seri kayboldu. İkincilik hayallerimiz suya düştü. Malatya'nın Pötürge ilçesi. O ne alakalı? Ne bileyim hocam aklıma gelmişken cümle içinde kullanayım dedim. Ya arkadaş Gustavo'dan millet tiksiniyordu. Tiksiniyordu yalan yok. Nazım. Şahsım adına söylüyorum. Nazım futbolu unutmuştu. Yani futbolu unutmuştu. Ramazan ayı girince şeytanlar saklanır. Zincire vurulur. Nazım sezon başlayınca zincire vurulmuş gibiydi. Dünkü Nazım'a bakın. Bakın iki üç tane çok kritik böyle Kılçıksız böyle hareketi var Rakip çapraz açıdayken Topa dokunup kornere attı Hakikaten bak çok enteresan müdahaleleri var Nazım'ın e, Sosa oyuna girdi sırıtmadı Gelişmeler var Ben şunu söylüyorum Aklınızı başınıza alın İnsanların sizi kandırmasına izin vermeyin Löv Duyumlarını ilk verenlerden biri benim Löv duyumunu veren Hiçbir şekilde de yalan duyumum yok Löv konusunda ne söylediysem bütün duyumlarımın arkasındayım. Ama size dedim ki en önemli löv duyumum şu. İmzayı görene kadar. Löv dese ki anlaştım. Fenerbahçe deyim. İnanmayın. Ali Koç dese ki imzayı görene kadar. Anlaştık. Löv getiriyoruz. İnanmayın. Fenerbahçe resmi istesi. Joachim Löv hoş geldin Fenerbahçe'ye. Welcome to Fenerbahçe. İnanmayın. Resmi imzayı görene kadar inanmayın çünkü bütün duyumlar yalan. Resmi imza. Jesus olayı patlak verdi. Ben bugün arşivleri karıştırırken baktım. Aralık ayından beri Jesus haberi yapmışız kanalda. Aralık ayından beri. Jorge Jesus. Aralık ayından beri. Zaten hocam Aralık'ta kovuldu. Hah kovulduğu günden beri. Yani takımdan ayrıldığı günden beri. Hatta kovulmadan öncesinde de yapmışım. Sıkıntılar var. Sözleşmesini feshedecek Brezilya'yla görüşecek Brezilya takımları ama yüksek para istiyor. Şöyle böyle. <laughs> Aralık ayından beri. Bakın kanalda var arkadaşlar. Birkaç tane video açın etiketine bakın anlarsınız zaten. Şimdi İsmail Kartal bak bil işte duyacaksınız. Bielisa'da duyacaksınız. Marcelo Biyelise'de duyacaksınız. Ama işin sonu İsmail Kartal'a gidiyor. Sebep? Sebep şu. Financial Fair Play. Hocam bitmedi mi? Bitmez. Bitse bile senin üstünde kontrolü var. İki. Laf aramızda ama. Türk başkanlar öyle eskisi gibi ahım şam transfer yapamayacaklar. Kimseye söylemeyin bunu. Böyle piyaniçi kiraladım falan filan yok. Zararı cebinden karşılayacak. Bakın Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un dönem zararları 250 milyon TL'nin üstünde. Ahmet Ağoğlu bile harcama yapmayacak. Hocam onunkini öderler. Ne biliyorsunuz ödeyecekler? Kimse kimseninkini ödemez. Onun bir, bir gün ödesinler. Yolu açsınlar hepsi benimkini de ödedi. Bakın dönem zararları başkanlara girecek. Yani başkanların cebinden çıkacak. Pardon girecek ne? O yüzden ahım şahım bir şey beklemeyin. Jesus ekibi çartı çurtu 10 milyon euro sayın. Artı bu adam gerizekalı mı? Bu adam gittiği her takımda diyor ki kadro kalitem ligine üstünde olsun ben bunları idare ederim diyor. Yani ben mentörüm diyor. Ben takım Siz bana takımı kurun ben bunları bir araya getirip parçaları bir araya getirip ben bunları sahaya sürerim diyor. Siz bana takım oluşturun diyor. Bu adam geri zekalı mı? İlla ki transfer isteyecek. İstemeyecek mi? İsteyecek. Hadi 30 milyon euro da transfer olsun. 40 milyon euro. Neremizde karşılayacağız? <laughs> Hadi döviz kuru euro 1 lira olur da 40 milyon TL. Bir Fenerol yaparsın. Sabah toplarız. Sabah şeyi Ronaldo'yu Ronaldo'yu da getiririz ha. Döviz kuru 1 lira olsun. 16,5 liranın üstünde euro kuru. Yani 16,5 TL'nin üstünde 1 euro. Ona göre hesaplayın. İsmail Kartal, garibimi getirin. Şimdi e, Metin Sipahioğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki, İsmail Kartal'ın iki tane soru işareti var. Bir, Fenerbahçe'de önceki dönemde hiç transfer yapılmadı. Yo, Diego, Rossi gel, şey, Diego Ribas geldi. İkincisi, hani şampiyonu stresini kaldırabilir mi? Hani alacağı transferleri de merak ediyorum diyor. Kimleri aldırır? Arkadaşlar, siz zannediyorsunuz ki hani ben de aynı şekilde şeyi düşünüyorum. Konya Spor'dayken kimi istiyor? E, Bütüçü'yü getirin. Kimi getirin? Hayradinoviç'i getirin. Şerradinoviç'i getirin. Fenerbahçe'ye de gelecek bunları mı isteyecek? Birincisi Fenerbahçe'ye de bütün Bütüçü'leri istese haklı. İçinde bulunduğumuz süreçte alparlat sat dönemindeyiz. Alparlat sat dönemindeyiz. Bize salayıyı kim bulduysa, kimminciyi kim bulduysa gidin onlardan yardım isteyin. 10 tane bunlar gibi isim alın. Zaten geleceği kurtarırsınız. 10 sene sonra da canınız kim istiyorsa onu alırsınız. O takımlardaki mecbur onu isteyecek. O takımların bütçesi o. Kasımpaşa Jackson Muleka'yı getirdiği paraya bakın ya. 50 bin euro kiralama 150 bin euro yarım sezonluk ücret. 150 bin euro. Muleka'yı Fenerbahçe'nin kapısından içeri girdiğini bir buçuktan aşağı istemez. Diego Rossi'nin aldığı yıllık ücret 750 bin euro. Vergisi algısıyla 900 bin euro. Çok büyük başarı diyorum ya bırak Allah'ını seversen. Lan biz Rossi'den biz Rossi'nin aynısına 3'er milyon euro vermedik mi? Krasic'e kaç verdik? saçtık. Ben diyorum ki mevcut şartları göz önünde bulunduruyorum. Fair play'in her türlüsünü, harcama limitinin her türlüsünü, Fenerbahçe üstüne oynanan oyunların her türlüsünü bir araya getiriyorum ve diyorum ki Çare Sarıgül, yok Fare Sarıgül, yok Çare is yok İsmail Kartal'la devam ediyorum. Şartlar bunu gerektiriyor. Mecbursun, mecbursun. Ya seve seve ya da zorla. Mecbursun. Allah aşkına Ali Koç dönem zararlarını karşılama pahasına Jesus'u getirir mi? Hocam o zaman niye görüştü? Kötü Mustafa Hoca'yı sahneye alalım. Kötümser Mustafa Hoca konuş. Kötü niyetli Mustafa Hoca konuş. Valla ben Ali Koç olsam kimseyi getiremeyeceğimi anladığım zaman giderim. <laughs> Arkadaş görüşmek paralı mı? Marketlere gidiyorsunuz illa bir şey almanız mı gerekiyor? Gerekmiyor. Giderim. Giderim. Jesus'la Portekiz'de görüşürüm. Hatta ortak bir arkadaşla bulabilirsem araya da birini sokuştururum. Mesela bu Emrecan belki de o Cumhurbaşkanı Emrecan ayarladı. Onunla yemek yiyecekti. Aynı gün Jorge Jesus'ta da dahil ettiler falan filan. Giderim görüşürüm. Derim ki ben görüştüm çok yüksek paralar istiyorlar Türkiye'ye gelmek istemiyorlar derim. Fenerbahçe tarafta da zaten ağzımın içine bakıyor. Ne desem inanıyorlar garibanlar. Bunu yaparım. Al sana kötü Mustafa Hoca. Kötü niyetli düşünüyorum. Bak kötü niyetli düşünüyorum. Al sana senaryo. Hadi çıkın deyin ki haksızsın hocam öyle bir şey olmaz. İmkanı yok. Kötü niyetli Mustafa Hoca. Lövü beceremeyince ulan lövi bile beceremiyoruz. Daha önce gelmişti çalışmıştı. Fenerbahçe'de çalışmak istiyordu. Biz bunu beceremiyorsak kimseyi beceremeyiz. Deyip de gidip görüşmüş olamaz mı? Sadece size soruyorum olamaz mı? Vallahi dostlar kaçınılmaz sona hazır olun. 23.252 abone görüyorum. İnşallah 23.000'den bir an önce 24.000'e çıkarız. Ama kısım kısım yani 23.300 olalım, 23.400 olalım öyle. Benim çok yükseklerde gözüm yok. Her video yani kanaldaki her video 1907'yi izlemeye geçsin. Benim için kafi diyordum. Ama sizler böyle oldukça inşallah hedefimizi daha yüksek tutacağız. Sizlerin hatırına kanal daha da gelişsin diye reklamlar da vereceğiz inşallah. Sponsorlarımızla reklamlar verirler inşallah. Bu kanalı daha da büyüteceğiz. Ve ben şunu söylüyorum. Takım uyum sağlamış. Futbolcular hocayı benimsemiş. Eğer çok fazla transfer yapılmayacaksa takımla çok oynamanın lüzumu yok. Bugün Serdar Dursun'dan bu verimi alan adam ya bir Artem Dovibuk mesela konuşulduğu için söylüyorum. Dovibuk'u getirsen. Bak bir Dovibuk, bir Bupenza, iki. Bir Kingston Coman, üç. Bir Eren Elmalı, dört. Eren'i alamıyorsan da Conan Çağatay'da arkadaş ben Konan Çağatay'la devam edeceğim. Ferdi'de kanat, hücum kanat oynatacağım. Bak. Bu Penza dedik. Dovibuk, Konan. Üç tane isim aldım. Orta sahaya Salih Özcan ismi çok konuşulduğu için söylüyorum. Salih Özcan aldım. Dört. Bir tane stoper. Mesela Atilla Salah'ı sattım de. Tisserant'ı gönderdim de. Ben oraya Malang Sarı çektim de. Satın alma opsiyonu. İşte 6-7 milyon euro opsiyon koydum. Kiraladım de. Bak Malang Sarı geçmişte de takip ettiğimiz için söylüyorum. Tam biçilmiş kaftan. Tam Fenerbahçe futbolcusu. Al getir. Bak. 4. Salih Hoca'nı saydık 5. Ertuğrul Taşkıran'a da kaleci yedeği getirdim. Altım. Ya bende Burak Kapacak var. İşte Osay var. Nazım var. Ferdi'yi sağ kanat deneyebilirim dedik. Lan bir kişi daha alayım. Bir kanat daha alayım dersen. Hani Valencia'yı falan göndereceğim. Buraya bir kanat daha alacağım dersen. 5-6 bak 6-7 tane transfer. Ben diyorum ki bu 6-7 transferi eğer İsmail Kartal uyum sağlattırabilirse ki Ali Koç'un kafasındaki düşünce de budur. Benim bildiğim İsmail bunlarla uyum sağlattırır diye düşünüyordur muhtemelen. Ben yolun sonunun İsmail Kartal olduğu görüşündeyim. Her fikre saygım var. İsmail Kartal fanatizmi falan yapmıyorum. Bana kalsa bence de A sınıf hoca gelmesi lazım. İsmail Kartal'ı bu düzende yerler. Ha bir de şu var tabii. Hakemler yine bu sezonki gibi bir takımı kafasına alıp öbür takımları umursamama hareketinde bulunacaklarsa işte kulüpler birliği çıkıp da hakemler hakkında konuşmayalım boş verin. Bu sezonda böyle olsun diyeceklerse canı yananlar canı yandıktan sonra ya çocuğu da ameliyat olmuş. Neyse hadi bu seferlik mazur görelim diyeceklerse yine gerek yok başka teknik adama. Yani aşağıdan yukarıdan yolun sonu İsmail Kartal görünüyor bir de size sunayım arkadaşlar. Bakın isteklerinizi değil mantıklarınızı konuşturmanızı istiyorum. Sizin mantığınız ne diyor? Sizin mantığınıza göre seniye teknik direktörümüz kim? Bir beğeniyi çok görmeseniz sevinirim arkadaşlar. Bir de şurada. Yok, şu tarafta. Şu tarafta 23.200 yazıyor. Lütfen abone olalım. Bir şey kaybetmezsiniz. Cebinizden para çıkmaz. Bizi mutlu etmiş olursunuz. Hayır duamızı almış olursunuz. Allah razı olsun. Videoları beğenen arkadaşlardan. Öncelikle beğenen kardeşlerim. Rabbim gönlü muradınızı versin. Sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Sonrasında yorum yapan, abone olan, destek olan, reklam tıklayan, reklam izleyen arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Allah gönlü muradınızı versin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.